Merhabalar arkadaşlar. Dik üçgenin 4 numaralı testini çözüyorum dostlar. Bu videomuzda hemen ilk sorumla hiç vakit kaybetmiyorum ve hızlı bir şekilde başlıyorum sorularımı çözmeye. Şimdi öncesinde şu ayarı yapacağım ama ayara gerek yok. Gayet net her şey. Başlayalım. Eşit açılar görüyorum dostlarım. Eşit açılara aynı harfi yazacağız demiştik. Yazalım şunlara. Noktalı açılara A, çizgili açılara da B diyorum. Şimdi bütün üçgenin iç açılarını toplarsak bakın ne var? 2A geliyor, 2B geliyor. 2A ile 2B'nin toplamının 180 olduğunu, dolayısıyla 2'ye bölersek A artı B'nin 90 olduğunu gördük. A ile B'nin toplamı 90'sa demek ki şu açımız 90 derece. Hadi 5, 90 var 12. 5, 12, BC uzunluğu ne gelecek özel üçgenden? 13 geldi. Birinci sorumuzun cevabı Adana'dan çıktı. Geldik 2 numaralı gobele. Bakalım ne diyor. ABC dik üçgen, bir diklik burada var. AC 6 santim, Y X var diyor dostlarım. X kare eksi Y kare eşittir kaçtır diye bir soru sormuş. Hemen Pisagor'unuzu yazın, sorunun cevabı gelecek. X kare eşittir 6'nın karesi artı Y kare. Y kareyi bu tarafa X'in yanına aldığınızda X kare, Y kare buraya eksi geldi. Eşittir 36 oldu. X kare eksi Y kare 36'ymış dedim, paketledim, geçtim. Geldik 3 numaraya. Diyor ki şurada bir 45-90-45 üçgenimiz var. 45-45-90'ın özelliği 45'lerin karşısı eşit olacak. İkiz kenar dik üçgendi bu. Burası 2. 90'ın karşısı da şu 2'nin kök 2 katı olacak. 2 kök 2. Şurada da x'i soruyor. Yine bir dik üçgen var. Hadi Pisagor yapalım. 3'ün karesi 9 eşittir x kare artı 2 kök 2'nin karesi. O da 8 yapıyor dostum. Hemen 8'i bu tarafa aldım. 9 eksi 8 eşittir x kare. 1 eşittir x kare. 1 eşittir x çıktı. Cevap Adana'dan geldi. Evet 4 numaradayız. Bakalım ne diyor. Bir sürü dik üçgen var. Hemen şuradan başlayalım arkadaşlarım. Pisagor yapıyorum. Bakın şurayı bulalım önce. Y'yi. 1'in karesi artı 4'ün karesi y kareye eşit. Y kare eşittir 1'in karesi artı 4'ün karesi, yani y kare eşittir 17. Bu 1. Şuradan bir Pisagor yapıp m'yi bulalım. M kare eşittir 2'nin karesi 4 artı y'nin karesi, yani 17. O halde m kare eşittir 21 geldi. Son olarak da şuradan bir Pisagor çakalım, soru da bitsin. X kare eşittir diyelim. 3'ün karesi 9 artı m'nin karesi, yani 21. X kare eşittir 30. O halde x eşittir karekök 30. Cevap Denizli'den çıktı dostlar. 5 numaradayız arkadaşlarım. Yine diyor ki AD diktir BC. Tamam, bunu şekil üstünde gördük. 5 var. AC 4 kök 5 var. BC 11'miş toplamda. AD X nedir diye bir soru soruyor bize dostlarım. BD de 11'miş. Çok yüksek ihtimalle sorunun cevabı 4 dostlar. Bakın ne yaptım? Önce işin çakallık boyutunu halledelim. İbnelik yapalım yani birazcık. Şimdi şu 5 bana kopya verdi dostum. Şimdi diyorum ki bu üçgen çok çok yüksek ihtimalle 3, 4, 5 üçgeni olacak. Yani şurası ya 3 ya 4. İşte burası 3 ise burası 4 olacak. Burası 4 ise burası da 3 olacak dedim. 3'ü deniyorum önce. Bakalım 3 sağlıyor. Buraya 3 yazarsam BC 11 ya. Şuraya 8 kalacak tabii doğal olarak. Ve bakın 4, 8. Hani biri diğerinin 2 katıysa küçüğünün kök 5 katı olacaktı. 4 kök 5 sağladı dostlarım. 2 dik üçgende sağladıysa doğru işlem yapmışsın demektir. Demek ki x eşittir 4 geldi. Tabii şimdi bu bizim çakallık yöntemimiz. Bunun bir de normal çözümünü de yapalım. Şimdi hemen şöyle gösterelim. Şimdi şuraya a birim dersem dostum ben, şurası mecbur 11 eksi a birim olacak. Toplamda 11 birim ya. 11 eksi a yazmak zorundayım. Dostum hemen şuradan bir Pisagor çakıyorum. 25 eşittir x kare artı a kare geliyor. Şuradan bir Pisagor çakıyorum. 4 kök 5'in karesi eşittir. 4 kök 5'in karesi ne yapar? 80. X kare
artı 11 eksi a'nın karesi. 11 eksi a'nın karesi diyor. Şimdi bundan sonrası kolay. Bunları birbirinden çıkartalım hemen taraf tarafa. 80'den 25'i çıkartalım. 55 kaldı. 55 eşittir. 11 eksi a'nın karesinden, 11 eksi a'nın karesinden a kareyi çıkartalım. X kareden de x kare çıkarsa zaten 0 kalıyor. Devam edelim. Şurada matematiksel işlemi yapıyorum şimdi. 55 eşittir. 11 eksi a'nın karesinden a kare çıkacak dostum. Şimdi burada 2 kare farkı da yapabilirsiniz. Ya da şunu direkt açalım biz. Birincinin karesi 121. İkincinin karesi a kare. Birinci ile ikincinin çarpımının 2 katı eksi 22 a. Bir de eksi a kare geliyor şöyle. Eksi a kare ile a kare giderse 55'i buraya 22 a'yı bu tarafa alıyorum. 22 a eşittir 121 eksi 55 olur. Hemen şöyle kenarda 121'den 55'i çıkartalım. 11'den 5 çıktı 6. 11'den 5 çıktı 6. 66. 22 a eşittir 66. 22'ye bölersek a eşittir 3. Yani şurası 3. O halde 3, 4, 5'ten x'i de 4 bulduk. Ki bakın bazı sorularda demek ki çakallık düşünmek daha mantıklıymış arkadaşlarım. Burada ne kadar uzun çıktığını gördünüz. Bir dünya matematiksel işlem yaptık. Geldik 6 numaraya. AB diktir BE'ye. Tamam, diklikleri gördük. 45'i gördük, 30'u gördük. Başka da bir şey söylemiyor dostlarım. Önce şurayı yapalım. Şurada bir 45-45-90 üçgeni varsa 90'ın karşısı 15 kök 2 olduğunda 45'lerin karşılarına ne gelecek? Kök 2'ye bölünmüş hali. 15 kök 2'yi kök 2'ye bölersem de 15 yapar. Şu en alttaki dik üçgene bakın. 60'ın karşısına 6 kök 3 düştüyse 30'un karşısına 6, 90'ın karşısına da 12 düşecek. Hadi ortadaki dik üçgeni yapalım. Bizim 3, 4, 5 dik üçgenimiz vardı ya dostlarım. Bunun 3 katını almış. Bakın 9, 12, 15 üçgenini. 12 burada, 15 buradaysa sorumun cevabı x dediğim yer 9 gelecek. Yapıştırdık gitti. Evet Koberler, ilk 6 soruyu çözdük. Şimdi bir 4 sorumuz daha varmış test 4'te. Yeni nesil 4 tane soru çözeceğiz dostlar. Hemen ilkiyle başlayalım. Uzunlukları bir birim olan kibrit çubukları ile. Şimdi bunların uzunlukları bir birimse bir daha. Şu uzunluk 2 birim yaptı dostum. Şurası 2. 1, 2, 3, 4, 5 birim de şurası yaptı. Bize neyi soruyor? AC kaç birimdir diye soruyor. Şu uzunluğu soruyor. Şimdi biz konu anlatımında da bahsettik dostlar. Biz 30'u, 45'i ve 60'ı çok seveceğiz. O kadar çok seveceğiz ki bunlara aşık olacağız ve bunları görünce dikleşeceğiz dostlarım. Yani sen 30'u görünce dik, 45'i görünce dik, 60'ı görünce dik dedik, dikleş. Peki bir de bunlardan dolayı bunların abilerini de çok sevin demiştik. Mesela 30'un abisi kimdir dostum? 150. 45'in abisi 135. 60'ın abisi de 120. Artık bunları görünce de dikleşmeyi bileceğiz. Peki ben 120'yi görünce kimden ötürü dikleşeceğim? 60'tan ötürü, kardeşinden ötürü. O zaman 120 gördüğüm yere ben mutlaka 60'ı göstereceğim. Hemen gösterdim bakın. Şurası kaçtı? 1, 2, 3, 4, 5 birimdi burası da. Peki 60'ı görünce dikleşeceğiz demiştik. Aha karşısına dikliği indirdik. 90'ın karşısına 2. Şurası 30'muş. 30'un karşısına 1, 60'ın karşısına da 1 kök 3 geldi. Şimdi bana AC'yi soruyor. Şu büyük dik üçgeni görün dostlarım. Hadi gelin burada bir Pisagor çakalım. X kare eşittir. Kök 3'ün karesi 3. 6'nın karesi de 36. O halde x kare 39. X eşittir. Kök 39 çıktı sorumuzun cevabı. Geldik 8 numaraya. Bir salıncak sorusu arkadaşlarım bu. Bakalım nasıl çözeceğiz. Şekilde salıncaktaki iplerin uzunluğu 1,5 metre yani 150 santimdir. Tamam. Olup iplerin bağlandığı noktaların yerden yüksekliği de 2 metredir. Yani şuradan aşağı inen yere olan uzaklık 2 metreymiş. Yani kısaca 200 santimmiş. Tamam. Ahmet sabit duruyor. Daha hiç sallanmaya başlamadı Ahmet. Şöyle yerle paralel bir şekilde duruyor Ahmet. Mehmet'in oturağının yerden yüksekliği 80 santim. Şimdi Mehmet birazcık önde,
ve 80 santim yükseklikte arkadaşlarım. Peki 80'den yukarıya, şimdi toplamda kaç santimdi burası? 200. 80'i şurada bir yerdeyse yukarıya ne kalacak dostum bunun? Daha yukarısına 120 santim kaldı. Şurayı da 120 diye gösterelim. 120. Mehmet Ahmet'ten kaç santim öndedir? Şimdi Ahmet'in şu hizasını çekelim, şöyle bir hizalayalım bunları. Biraz önde ya. Şuradan 80 santimdi. 80'den şuraya tam böyle Ahmet'in hizasına göre bir ayar yapalım dostlarım. Ahmet'ten ne kadar öndedir diye bir soru sormuş bize. Şu ipin boyu şuradan hesaplayalım hatta. İpin boyu kaç santimdi? 150 santim şurası. 150 santim dedim, 1,5 metre. 150 santim burasıydı. Şurayı da 120 bulduk az önce şu 80'den dolayı arkadaşlarım. Şurada bir 80 vardı, 80. Şuraya da 120 kaldı. Dostlar bize de diyor ki şuradaki Ahmet'in, Mehmet'in Ahmet'ten ne kadar öndedir diye bir soru soruyor bize. Şurası 120, 150, 9, 12, 15 üçgeninden 90 çıktı. Ahmet'in, Mehmet'in Ahmet'ten uzaklığı. 8. sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi dostlar. Geldik 9 numaraya. Biraz hızlanacağım. Video kapanmak üzere çünkü. Şekildeki eğimi 30 derece olan dağda 60 km hızla düz bir zeminde kayak yapan bir sporcu görülmektedir. Buna göre kayakçının 10 dakika içerisindeki yüksekliği deniz seviyesine göre kaç santim azalmıştır? Şimdi kayakçı şuradan aşağıya doğru geliyor. Şuradayken şuraya gelsin 10 dakika içerisinde dostlarım. Peki bir 60 dakikada 60 km hızla gidiyorsa bu 1 dakikada ne kadar gider? 1 kilometre gider. 10 dakikada ne kadar gider? 10 kilometre gider arkadaşlarım. Demek ki buradan buraya 10 dakika içerisinde 10 kilometre yol gelsin. Şimdi bunun yerle deniz seviyesiyleki eğim açısı 30'muş. Şuradan aşağı bir yükseklik indirelim. Bu yüksekliği H. Şuradan bir yükseklik indirelim. Bu da M olsun. Şurada bir Pisagor çakalım. 30'un karşısı M ise 90'ın karşısı 2M gelsin. Şu büyükten bir Pisagor çakalım. 30'un karşısı H ise 90'ın karşısı 2H gelsin. Dostum o zaman şu 2M ile 10 kilometrenin toplamı, hemen yazıyorum. 2M artı 10 kilometre eşit oldu. Neye? 2H'a. Hemen 2M'yi buraya alalım. 10 eşittir 2H eksi 2M geldi. 2M'yi 2'ye bölersek hepsini 5 eşittir H eksi M geldi. Muhtemelen de bunu soruyor. Bir bakalım. Deniz seviyesine göre yüksekliği kaç kilometre azalmıştır diye bir soru soruyor bize dostlarım. Yüksekliği ilk başta H'tı, M oldu. Ne kadarlık bir azalış var? Yani H eksi M'yi soruyor bize. 5 kilometrelik bir azalma olmuştur dedik. Ve geldik 10 numaralı sorumuza. Bakalım bu ne diyor şimdi dostlar. Şimdi şekildeki satranç tahtasındaki her bir karenin kenar uzunluğu 3 birimdir. Tamam. Buna göre tahta üzerindeki atların bulunduğu karelerin birbirine uzaklığı kaç birimdir? İki karenin birbirine uzaklığını soruyor dostlar. Şimdi herhangi iki şeklin birbirine uzaklığı dediğinde, mesela daire ile başka bir dairenin birbirine en yakın mesafesi dediğinde, şu birbirine en yakın olan mesafelerin arasındaki uzaklıktan bahsediyor. Birbirlerine uzaklığını sorduğunda birbirine en yakın mesafeleri arasındaki mesafeyi soruyor demektir. Mesela şöyle bir kare ile şöyle bir karenin arasındaki en yakın mesafe, birbirine en yakın iki noktayı seçiyorsun, bunların arasındaki uzaklığı soruyor. Şimdi bize diyor ki şurada bir kare var, beyaz bir kare, onu bir alayım şuraya. Bu beyaz karede, beyaz kare 1, 2, 3, 4 tane de yanında var. Şöyle göstereyim. 1, 2, 3, 4 tane de burada yanında kare var. Sonra buraya kadar geldim, bak şuraya kadar geldim. Buradan da yukarıya 1, 2, 3 tane de kare buradan yukarıya var dostum. Şöyle gösterelim. 1, 2, 3 tane de burada var. Atlardan biri burada, diğeri de burada. Bunların diyor birbirine uzaklığı nedir? Şimdi uzaklığını sorduğu zaman ne yapacakmışız biz dostum? Birbirlerine en yakın iki noktayı bulacağız. Bunların arasındaki mesafeyi soruyor. Peki bir kenar 3 birimse şurası kaç yaptı? 6. Bir kenar 3 birimse şurası kaç yaptı? 9. İşte sana Pisagor bağıntısı çıktı.
6'nın karesi artı, şöyle yazalım, 6, 9, x üçgeni varmış. Bunu hemen bir sadeleştirelim. 3'e bölelim 2, 3'e bölelim 3, x bölü 3 olsun. Bulalım şu x bölü 3'ü. Pisagor yapıyorum. 4, 9 daha kök 13. Demek ki burası kök 13 gelecek. X bölü 3. 3 ile çarparsam x eşittir 3 kök 13 çıkacak. Sorumuzun cevabı Ceyhan'dan geldi, Goberler. Evet, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.